Evet, bir gün gazetesine bakalım. Sol Genç Hatay'da diyor. Bir gün Hatay'da bir hafta kamp yapan Sol Genç üyeleri anlatıyor. Buraya dayanışmayı büyütmeye geldik. Sevgiden tuğlalarla yeniden kuracağız bu kenti diyor. Sol Genç Hatay'da ve çağrısı sevgiyle inşa edeceğiz elbette bu tuğlalarla. Tekrar kentimizi diyorlar. Şimdi de Muğla'ya gidiyoruz. Muğla'daki Akbelen Ormanı direniş alanında bulunan konteynıra belediye tarafından ceza kesildi ve yıkım kararı verildi. Milas Belediye Başkanı açıklama yaptı. Valiliğin kararını uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi. İYİ Parti lideri Meral Akşener esip gürlemişti ve 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını söylemişti. Zaten İYİ Parti lideri ve partinin kurmayları da e, yerel seçimlere müstakil yani tek başlarına girecekmiş gibi çalışma yürüttüklerini söylemişti. İyi Parti'den gelen bu açıklamalar sonrası gözler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Mansur Yavaş'la İsmail Saymaz röportaj yaptılar. Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer oluyor. Mansur Yavaş bugün yarın adaylığımın açıklanmasını genel merkez tarafından bekliyorum diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'yla son zamanlarda yan yana gelemediğini fırsat bulamadığını belirtmiş. Akşener'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunaysa bir değerlendirmede bulunmak istemediğini aktarmış Mansur Yavaş. Peki ittifak sağlanmazsa ne olur diye sorulduğunda ben iddialıyım 4,5 yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ediyor, devam ederiz diyor. Elle gelen düğün bayram derler ya bizimki de odur ama her halükarda iddialıyız açıklamasını yapıyor ve kendine güvendiğini söylemiş. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet %68'e ulaştı. %26.8 memnun olmayanlar bu yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki pozitif etkisini gösteriyor." demiş Mansur Yavaş. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet'in manşeti çarpıcı. AKP İmamoğlu'nun karşısına Ergün Turan'ı çıkarmayı planlıyor demiş Cumhuriyet Gazetesi. Yani bir Karadenizli aday formülünde uzlaşılabilir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda diyor. Ee, Selda Güneysu'nun haberine göre AKP'nin Mart 2024'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı için seçmene Karadenizli bir belediye başkanının karşısına Karadenizli bir adayla gideceği belirtiliyor. AKP kulislerinde bu ismin eski Toki ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olduğu ifade ediliyor. Cumhur İttifakı'nda 2019 yılında olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da AKP'nin MHP'yi başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere pek çok büyük şehirde ise MHP'nin AKP'yi destekleyeceği kaydediliyor. Ankara için Turgut Altınok ve Veysel Tiryaki isimleri öne çıkıyor. Cumhuriyet gazetesinde Sarp Sağkal'ın kulisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ittifak için temkinli konuşmaya devam ediyor demiş Sarp Sağkal, Meral Akşener'in sert çıkışlarına karşın CHP'den gelen açıklama biz seçmeni de düşünüyoruz olmuş Cumhuriyet Gazetesi'ne göre. Ve gezi tutukluları değerli izleyenler gezi tutukluları tam tamına 500 gündür cezaevindeler. Tayfun Kahraman T24'ten Gökçer Tayıncıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Geçirdiğim en güzel zaman haftada 10 dakika telefon görüşmeleri diyen Kahraman seçim sonuçlarını takip ettiklerini söyledi ve büyük bir hayal kırıklığı olduğunu aktardı. Bir gün gazetesinden Yaşar Aydın ittifaklarınızla ilgilenmiyoruz diyor. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ittifak tartışması bitmek bilmedi. İyi Parti lideri Meral Akşener her gün fikir değiştirirken Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları ise yanıt vermekten büyük keyif alıyor. Böylece ülkenin hiçbir temel meselesini konuşmadan kamuoyunun gündeminde kalmayı başarıyorlar diyor Yaşar Aydın ve Cumhuriyet Halk Partisine, Türkiye'nin ana muhalefet partisine geri dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçilmiş değil Atanmış danışman rahatsızlığı daha da alevlendi. Nasıl alevlendi? Perinaz Yaman'la birlikte. Çünkü Yaman'ın daha önce Atatürk, laiklik, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu e, karşıtı paylaşımları vardı. Bu paylaşımlar ortaya çıktı. Genel Başkan danışmanı olarak atanmasına başta Cumhuriyet Halk Partisinin önde gelen isimleri olmak üzere özellikle parti içinden büyük ses yükseldi. Olayın perde arkasında bir isim olduğu öne sürüldü. Bu isim Avrasya Yerel Yönetimler Birliği'nin başkanı Hasan Cengiz'di. Gazetesine bakalım. Bir gün gazetesi tek hedefleri halkı yolmak. Erdoğan Şimşek ikilisinin niyeti belli oldu diyor. Bakan Şimşek enflasyonla ücretleri düşük tutarak mücadele edeceklerini duyururken OVP'deki her madde emek ve emekçi düşmanı. Milyonlarca yurttaşın cebine göz diken orta vadeli programa tepkiler sürüyor. Ekonominin dümenindeki Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de bu niyeti teyit etti. OVP'yi savunan Bakan Şimşek, kamuda çalışan memur ve işçilerin maaş artışları için bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak ifadesini kullandı. Programa dair eleştirileri yanıtlayan Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmazsa kur hedeflerinin olmadığını belirtti. Serbest piyasa esastır dedi. Merkez Bankası Başkanı Erkan da enflasyon politikasının bir miktar gecikmeli oturacağını ileri sürdü. Vergileri arttıran, kredi kartlarına sınır getiren program dar gelirlilerin hayatını önemli ölçüde etkileyecek. Peki eski orta vadeli programlarda ne açıklanmıştı? Mesela enflasyon hedefi neydi? Mesela büyüme öngörüsü neydi veya bu enflasyon, büyüme ve kur öngörüleri gerçekleşmiş miydi? Makroekonomik hedeflere baktığımızda dünden önceki gün açıklanan orta vadeli program 19. orta vadeli programdı. Önceki orta vadeli programlarda belirlenen makroekonomik hedefler tutmadı. Özellikle enflasyon hedeflerine baktığımızda 2 yıl dışında tüm yıllarda sapma gerçekleşti. Şimdi birazdan Dünya Bankası'nın açıklamalarına gideceğiz. Çünkü Dünya Bankası Türkiye için kredi musluklarını açıyor değerli izleyenler. Dünya Bankası'nın Türkiye direktörü Umberto Lup Lopez Türkiye'deki yürüttükleri var olan projelere ek olarak 3 yıl içinde 18 milyar dolar büyüklüğünde yeni bir proje hazırladıklarını ve banka yönetimine sunmaya bir hazırlık içerisinde olduklarını aktardı Dünya Bankası'nın Türkiye direktörü. Sözcü gazetesi bu gelişmeyle attıkları tuttukları dış güçlerden para geliyor diyerek görmüş. 17 milyar dolarlık ekonomik desteğe ek olarak 3 yıl içinde 18 milyar dolarlık yeni bir kaynak daha verilecek. Ekonomi yönetimi bu durumdan memnun. Oysa iktidar ekonomideki her olumsuzlukta bunun sebebinin dış güçler olduğunu söylüyordu. Şimdi eleştirdikleri seçim malzemesi yaptıkları dış güçlerden kredi alıyorlar. Yani dış güç dedikleri şey göstermelikmiş. Ve Morgan Stanley'den de bir açıklama geldi. Morgan Stanley ekonomistlerinin raporuna göre orta vadeli programı değerlendirmiş Morgan Stanley ve şöyle deniyor: Sıkı para politikası mesajları verilmiş, enflasyon tahminlerinin yükselmesine dikkat çekildi. Bu yıl için politika faizi beklentileri %30'dan %35'e çıkabilir diyor Morgan Stanley'nin evet, raporuna göre ve top hazır giyim konfeksiyon sektör meclis başkanı Şeref Fayat'tan da önemli bir açıklama var. Fayat son bir yılda hazır giyim ve tekstilde 135 bin kayıp olduğunu aktarmış. Yıl sonuna kadar bunun 175 bin civarında olacağını düşündüğünü söylüyor hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için. Ve kur korumalı mevduat, kur korumalı mevduatın büyüklüğü geçen hafta 20.3 milyar lira düşmüştü ve 3 trilyon 350 milyar lira oldu diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin ekonomi servisi kısa kısa dediği notlarda Evet şimdi sizlere Bodrum'a götüreceğiz. Bodrum'da her koyda deniz dipleri temizlendi. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla yola çıkıldı. 10 mahallede toplam 2283 kilogram atık temizlendi. Amaç neydi? Amaç Bodrum'un koy ve sahillerinin atıklardan arındırılmasıydı. Deniz dibi etkinliği Ortakent ve Güvercinlik mahallesinde devam etti. Ortakent'te toplam 530 kilogram atık çıkarıldı. Güvercinlik'te toplam 134 kilogram atık temizlendi. 19 Temmuz'da başlatılan temizlik kampanyasında Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Küçükbük, Turgut Reis, Akyarlar, Kadıkalesi, Kalesi, Ortakent ve Güvercik, ma Güvercinlik mahallelerinde toplam 2283 kilogram atık toplandı.